Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AÇEV Gaziantep Nurdağ Çocuk ve Aile Merkezi açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Bankası pilot proje olarak deprem bölgesindeki illerden başlayacak derken, Gazze'de kimsesiz kalan çocukları geçici olarak himaye etme yönünde çalışmalar yaptıklarını da açıkladı. Aktif bir şekilde çalışma arkadaşlarımız, 364 çalışma arkadaşımız her zaman burada görev almakta. TOKİ yıkılan ve zarar gören binaların yerine 30 binden fazla konut ve 8 bini aşkın köy evinin yapımını üstlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizler depremden etkilenen vatandaşlarımıza 106 milyon liraya yakın bir ödenek sunduk bu bölge itibariyle. Değerli misafirler, Nurdağ depremden en çok etkilenen bölgelerimizden başında geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu felaketin yüreklerde açtığı yaraları kapatmak için tüm uzman ekiplerimizle her an, her zaman sahadayız, her zaman sizlerleyiz. Başta çocuklarımız olmak üzere burada yaşayan her vatandaşımızın huzurunu sağlamaya kendimizi görev bildik. Kıymetli Nurdağlı kardeşlerim, sizlere daha nitelikli hizmet sunmak için sivil toplum kuruluşlarımızın desteğini hakikaten önemsiyoruz. Bu süreçte bakanlığımız personelinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarımızın yaklaşık 2000 personeliyle de omuz omuza çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de Anne Çocuk Eğitim Vakfımız AÇEV'in deprem bölgesinde gerçekleştirdiği sayısız aslında çalışmalardan birini daha hizmete açma sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Beni ziyarete geldiğinizde hakikaten çok heyecanlanmıştım ve ne olursa olsun en azından bir proje yerinde görün diye davet etmiştiniz. Bugün nasip bugüneymiş. Nihayetinde bu güzel projeyi Nurdağlı kardeşlerimize kazandırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii AÇEV 6 Şubat'tan bu yana bölgeye acil insani yardım ve psikososyal destek başta olmak üzere birçok hizmet sundu. Asrın felaketinin ardından annelerimiz ve çocuklarımız için yaptığımız her hizmette Anne Çocuk Eğitim Vakfımız AÇEV başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızı yanımızda görmek aslında hepimize güç kattı. Devlet ve sivil toplum kuruluşları birlikte çalışınca çok daha güzel şeyler ortaya çıktığını ve el ele gönül gönüle işler yaptıkça da gerçekten vatandaşlarımızın gerçek ihtiyacına da ulaştığını ve gerçek ihtiyaçlarına cevap verdiğimizi de görüyoruz. Nitekim de bu örnekte bunun bir tanesi. Tekrardan katkılarınız için teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, el birliğiyle yaralarımızı sararken bakanlık olarak çocuklarımızı, gençlerimizi ve onların annelerine fiziksel ve psikososyal desteklemek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Aile ve çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve özgüveni yüksek bireyler olarak toplumumuzda yer almaları için her geçen gün hizmetlerimizi yeniliyor, faaliyetlerimizi artırıyoruz. Sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinden çocuklar bizim için hassas bir nokta. Bu vesileyle yüzyılın en acı, en kanlı soykırımına maruz kalan Gazze'li çocukları da unutmuyoruz. Her zaman onların da yanlarında yer almaya hazır olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi saygıdeğer hanımefendinin öncülüğünde ve himayelerinde Gazze'de yaralanan ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara ulaşım ve onlara geçici barınma imkanı olarak himaye etme yönde bir talebimiz oldu. Bu konuda da teknik ekibimiz oluştu. Filistinli mevkidaşımla beraber inşallah bu konuda da yapacağımız çalışmaları da çok yakından takip ediyoruz. O çocuklar da bizler için kıymetli. Değerli katılımcılar, sadece ülkemizin değil, İnsanlığın geleceğini ilgilendiren konularda da politikalar geliştiriyor ve bunları hayata geçirecek adımlar atıyoruz. Aile kurumuna yönelik çalışmalarımızı burada da söylemek istiyorum çünkü deprem bölgesini ilgilendiriyor. Geçtiğimiz günlerde de bunun müjdesini verdik. Aile ve Gençlik Bankası'na yönelik biliyorsunuz bir projemiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim dönemindeki vaadiydi. O projeyi hayata geçiriyoruz inşallah ve pilot proje olarak da deprem bölgesi ellerimizden başlayacağız. Nurdağlı kardeşlerimiz de gençlerimiz de inşallah Aile ve Gençlik Bankası'ndan ilk faydalanan gençlerden olacak. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanları sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da işte büyük önem verdiği Aile ve Gençlik Bankası'nda bankamız şu anda mecliste de
gönderildi, imzayı açıldı. Yakın zamanda inşallah hayata geçirip buradaki gençlerimizin de faydalanmasını sağlayacağız. Böylelikle de aile kurumunu tamamen yerli imkanlarla da güçlendirmiş olacağız. Gençlerimize, ailelerimize bir nevi can suyu da olacak bu Aile ve Gençlik Bankası'nın. İnşallah Nurdağlı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün çocuklara ve kadınlarımıza hayırlı uğurlu diliyorum inşallah. Hangisini sevdiler? Teşekkür ederim.